Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız efendim? Gayet güzel. Süper. Merhabalar. Bu arada bir dergi çekimlerimizsiz değil mi? Evet. Nasıl geçti? İyi geçti galiba. Nasıl çektik geçti? Nasıl bayağı, geçti? Evet. Güzel geçmiş. Güzel geçti. Bayıldım diziye. Güzelliği güzel ötesi gerçekten. Ay, çok teşekkür ederiz. Ne güzel. Teklif size ilk geldiğinde oluşan duygu neydi? Onunla başladım isterseniz. Ben okuduğum zaman mutlaka çekmek istedim, içinde olmak istedim. Çünkü gerçekten bir sürü imkan barındıran bir iş. Hem iki kişilik olması, hem tek mekanda geçiyor olması, hem işte Tuğba var, Zeynep çekiyor. Hani bunu mutlaka yapmam lazım diye düşündüm yani. Muhteşem kadınlar, muhteşem. Evet. Güzeldi yani, çok biraz heyecanlandım. Bir de hani böyle ufacık bir şey ama ufak da değil, çok derinliği var falan. O yüzden çok heyecanlandırdı beni. Ya ben okudum ve evet, hadi yapalım. Ne zaman yapıyoruz? Hadi. Bir de çok kolay proje kabul etmeyen birisiniz bildiğim kadarıyla. Ait Bey de öyle ama size ekstra bir zorluk var bildiğim kadarıyla. Zor öyle seçiyorsunuz değil mi? Benim hakkımda böyle söylentiler var galiba. Öyle mi? Galiba. Halbuki öyle olmamıştı. Bak, acaba da 60 küsur tane iş. Değil mi? Bayağı da yapmışız. Tabii. Yani şöyle, bayağı heyecanlandım okuduğumda. Gerçekten böyle içim kıpır kıpır oldu. Evet, ne zaman, hadi bunu yapmamız lazım. Ne zaman yapıyoruz dedim. Tek tek oydu. Evet, ne zaman yapıyoruz? Peki 5 yıl oldu galiba değil mi İstanbul Kırmızısı'nın üzerinden? Ben bilmiyorum. Ben de tarihleri iyi değil. 2017'de vizyona girmiş. Tekrar bir arada olmak nasıl bir duygu? Ben yeni bir duygu. Lap diye atladım ama Tuğba. Yani yeni bir duygu, çünkü daha evvel sanki beraber çalışmamışız gibi hissetmiştim, evet, ben. Yani onu da konuştuk hep aramızda değil mi? Evet, aynen. Yani yeni tanışıyormuşuz gibiydi. Ama tabii hani karakterler de, hani İstanbul Kırmızı başka bir konseptti. Başka bir ilişki şekli vardı. Zaten orada aralarının çok da yani bir mesafeleri vardı. Mesafeleri de olması gerekiyordu. Burada çok birebir ve çok yakın çalıştık. O yüzden tabii ki bambaşka bir iş oldu. Bambaşka bir ilişki oldu hani Tuğba ile Halit açısından da bence. Birbirinizi tanıyor ve birlikte çalışıyor olmanın bir özel konfor alanı var mıydı? Yoktu. Yok, yeni tanışmış gibi. Bayağı onu söylemek istedim. Baştan tanıştık. Tabii. Bir daha tanışıp, merhaba. Yani öyle bir duygu oldu. Sanki daha evvel tanışıp beraber çalışmamışız gibi bir duyguydu yani. Projeye özel bir durum mu? Böyle yeni bir şey yapmanın verdiği enerjiyle mi bu özellikle yapıldı? Yok, değildi pek. Kendiliğinden gelişen. Evet. Yani kendiliğinden öyle gelişti. Süper. Hazırlık aşamasıyla ilgili çok güzel şeyler duydum. Bayağı bir workshop havasında geçmiş anladığım kadarıyla. O süreci merak ediyorum. Onu bana anlatırsanız. Ben çok hatırlamıyorum da, çünkü çekimin kendisi de bence bir workshop gibiydi. Orada Tuğba yoktu o sırada. Hani bütün çekim süreci öyleydi. Şey diye ayıramıyorum, hazırlık çekim diye. Çünkü çekimde de biz hani kayda girmeden önce bir iki saat neredeyse çalışıyorduk çekeceğimiz sahneler üzerine. Her gün çalışıyorduk. Her gün çalışıyorduk. Yani ama kayıt demeden önce bir iki saatimiz vardı bizim. Biz 8 gün mü 10 gün mü ne, ama önden prova yaptık. Ama yaptık. O yaptığımız prova sadece okuma değildi. Önden bir okuma, evet, yaptık. Sonra ayağa kalktık, sahneleri oynadık. Üzerine konuştuk. Ekin oradaydı. Yazarımız oradaydı. Onunla konuştuk, tartıştık bazı şeyleri. Çözümledik Zeynep'le beraber. Zeynep yani, görüntü yönetmenimiz. Tabii. Ahmet de vardı. Ahmet de vardı. Sesi hep beraber konuşarak hani böyle normalde hani bizim burada yaptığımız işlerdeki hazırlık sürecinden daha farklı bir hazırlık sürecimiz oldu. Aynen. Ki o da çok keyifliydi. Denedik aslında, deneme yaptık. O çok ilginç. Deneme yaptık yani yanlış doğru olmadan şöyle bir el yoklaması yaptık. Sonra tabii ki mekanın içine girince o kostümlerle, o ışıkla, mekanın içinde, o dünyanın içinde tekrar keşfetmemiz gereken şeyler oldu. Çünkü bir şeyler değişiyor. Hı-hı. Karakterlere büründüğün zaman, o mekanın içine girdiğin zaman, o zaman tekrar keşfettik. Keyifliydi. Bir uyarlama aslında, uyarlamayı değişik versiyonları farklı ülkelerde var. Onları izleyebildiniz mi? Yoksa sadece tekste göre mi hareket ettiniz? Ben tamamen tekste göre hiç izlemeden hiç girdim. Hiç izlemedim. Hala da izlemedim. Etkilenmemek için mi? Ya başta bir fikrim olsun istemedim hikayeyle ilgili. Hı-hı. Kendi perspektifime bir şey katmak istemedim dışarıdan. Hani şu açıkçası acaba bizim burada yaptığımız işte dışarıdan bakmak durumunda kalır mıyım? Herhangi bir şekilde bir dış göze geçer miyim diye böyle bir şeyim oldu. Hiç düşünmedim bile izlemeyi, ama şimdi bir yayına çıksın galiba, ondan sonra izleyeceğim diğerlerini. Get unready with me. The show belongs.
Peki Zeynep Günay muhteşem bir yönetmen. Yaptığı her iş çok özel. Onunla çalışmak nasıldı? Benim için bambaşka bir deneyimdi. İlk kez mi sizin? Zeynep'le ben ilk işimde Çemberim'de Güro'ya çalıştım. Fakat Zeynep yardımcı yönetmendi. Benim de ilk işimdi. O yüzden hani daha önce tanışıyorduk ama Zeynep'le de biz yeni tanışmış gibi olduk tabii. Hani onun yönetmen, işte benim 20 sene, bu işin içindeki 20 sene sonraki deneyimle tabii ki biz baştan tanışıyor olduk Zeynep'le. Çok çok keyifliydi, değişikti. Çok değişikti. Çok çok besleyici bir süreçti bence. Ya benim için çok güzeldi. Ben Zeynep'le çalıştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Hiç daha evvel çalışmamıştım ben de. Müthiş bir insan kendisi. Çok tatlı bir arkadaş aynı zamanda ve çok iyi bir yönetmen. Bayağı böyle hani öncesinde konuştuğumuz her şeyi, yani aslında tabii buradaki işin temelinde Zeynep'in disiplini ve kurduğu, bize yarattığı imkan var. Yani onunla çalışa çalışa bir sürü şey çıktı. Bence çok keyifliydi. Ben çok mutluyum onunla çalıştığım için. Şey gibiydik böyle setin içinde. Zaten çok küçük bir ekiptik. Tek mekan. Böyle sanki işte Ahmet, Zeynep, ben, Halit, böyle 4 tane çocuk bir araya gelmiş. Oyun oynuyor, deniyor. Oyun bakalım bunu nasıl yaparız? Abi nasıl? Böyle abi bunu aynen, çekelim aynen. Falan. Sürekli bir şey keşfedip hadi yapalım hadi falan. Bu nasıl oluyor? Olmadı. O öbürü beğenmiyor falan. Olmadı. Olmadı mı? Tamam o zaman şöyle yapalım falan. Ve herkesin mutlu olduğu, herkesin ya evet bu hissettik biz bunu diyene kadar da hep o denemelerimiz devam etti. Evet. Bu çok evet. Büyük bir lüks aslında. Tabii. Çok belli isteyerek böyle büyük bir aşkla oynadınız gerçekten. Ne kadar hem metni çok beğendiniz. İbrahim Çiçek'in de bir katkısı olmuş galiba değil mi? O da tiyatral anlamda. Çünkü yani metinlerin herhalde o dizilimi, akışı vesaire oyunculuk devamlılığı. Aralarımızda İbrahim evet. De bulundu. O da bizimle çözümlemelerde, karakterle ilgili çalışmalarda çok yardımcı oldu. Çok kilit yerlerde evet. Tabii. Çok. Sağ olsun da. Aslında ana akımdan uzaklaşan bir gazeteci ve bir oyuncu bir araya geliyor. İstemeden bir araya geliyor. Ve gazeteci Hakan ben buraya şaşırmaya gelmedim diyor ama bayağı şaşırıyor. Tabii. Ve... Hayat böyle. İnsana hep çalışmadığı yerden soruyor. Dediğin şeyin içine düşersin tabii. Değil mi? Tabii. Ben Tuğba Büyüksün dünyanın en güzel kadınlarından biri bizim için. Ama burada o güzellik başka bir yere katlanmış. Yani ben bu kadar tutkulu ve bu kadar seksi bir Tuğba Büyüksün izlememiştim. Önce size sorayım Halit Beyciğim. Yani o kimya çok inanılmaz bir noktaya taşınmış. Yani oyunculukta herhalde Nirvana falan benim için gözlemim. Siz nasıl buldunuz Tuğba Büyüksün'ü? Zaten bakmaya doyamıyoruz kendisine ama. Müthiş keyifliydi. Yani beraber o kadar güzel bir alışverişimiz oldu ki. O hani biraz önceki soruya geri dönmüş gibi olacağım ama yani biz sanki ilk defa tanışıp beraber çalışıyormuşuz gibi hissettim ben her seferinde. Gerçekten çok iyi bir partner ve bütün sahnelerde birçok duyguyu ele alıp çalışıp tekrarlayıp ve bir sürü şeyi ortaya çıkartabildik ve evet pırıl pırıl parlıyor yani Tuğba. Gerçekten. Siz karaktere bir böyle farklı bir enerjiyle, yani biz sizi hep böyle dramda izledik ama burada bir başka bir yani yüzü, gözleri, bakışları, tırnaklarınız falan her şey çok böyle özel. Ya bir şey söyleyeyim, bu kadar güzel bir el, ben birkaç kere böyle yakınlaşıp baktım ya elleri falan böyle çok estetik duruyor falan, çok böyle her şey, yani çillerinize falan da dikkat ettim, böyle yüzünüze, saçınıza çok özel bir styling yapılmış. Çok Gila, gerçekten tabii. Yani onu söylüyorum zaten, hani sanatın içinde her şey var, kostüm, makyaj, dekor, ışık, işte kamera hareketleri, reji, oyun yönetimi, her şey bir bütündü bu işte ve bence her şey birbirine oturdu. Bir puzzle'ın parçaları gibiydi. Dolayısıyla o yüzden biraz önce söyledim, yani o mekanın içinde o kostümle, o ışığı, o makyajla girince tekrar keşfetmemiz gerekti. Çünkü başka bir şey çıkartıyor. O makyaj öyle olmasa, o kostümler öyle olmasa bizim oyunumuz büyük ihtimalle değişecekti. Her şey oyuncuyu etkiliyor çünkü. Ya bu o yüzden bütünsel bir başarı, bütünsel bir o dediğiniz güzellik, o pırıldama herkesin emeğinden geçiyor. Siz kendinize baktığınızda bir dışarıdan bir gözle nasıl buldunuz? Çünkü bir anne, bir şey böyle hani farklı bir formasyonunuz var ama bir taraftan da burada böyle başka bir kadın var yani. Ben çok şaşırdım, çok büyülendim. Ben kendime dışarıdan baktığımda çok eleştirel bir yerden bakıyorum tabii. Hani benim sizin gördüğünüz gözle görmem çok zor. Ama içinde olduğum şey benim için çok değişik bir deneyimdi, çok keyifli bir süreçti. Çok güzel bir
akıştı. Onu söyleyebilirim sadece. Yani peki Halit Ergenç'i partner olarak tanımlasanız tek bir kelimeyle ne dersiniz? Spar op til 50% og få gratis levering. Shop i dag på belliani.dk. Tek bir kelimeyle. Tek bir kelimeyle. Halit Ergenç tek bir kelimeyle tanımlanabilir. Oo, güzel. Yine de zorlarsak tek bir kelime desek. Yani tek bir kelimeyle tanımlayamam. Ama şöyle Halit gerçekten o anın içinde en kendini sahnede doğru noktada bulana kadar gerçekten kafası durmayan bir oyuncu. Ve o da aslında müthiş bir rahatlık verdi bana. Çünkü hiçbir zaman ya tamam hadi bu da böyle olsun bir oyuncu değil. Çünkü ben de öyle olmadığım için o noktada gerçekten güvenebildim ve sırtımı yaslayabildim. O bana çok rahat. Çok yansıyor gerçekten. Siz Tuğba Hanım tanımlasanız partner olarak. Değil, tek kelimeyle bir şey söyle. Tek kelime zor. Yani ben de aynı şeyleri Tuğba için söyleyebilirim. Çünkü hani bu tarz işlerde karşılıklı güven ve o güvenin sağladığı konfor çok önemli. Biz güzel bir güven ortamı oluşturduk aramızda. Ve bu bizim aramızda bir şeye, bir alışverişe çok rahat bir otobana sebep oldu. Bayağı ikimizin arasında bir otoban var gibiydi. O otobanda gidip gelebiliyorduk, istediğimizi yapabiliyorduk. Güzel bir oyun alanı oluşturduk. Yani bu açıdan çok rahattı Tuğba ile çalışmak ve çok keyifli. Hani ne çalışması çok keyifli diyebilirim. Tekrar teklif gelse birlikte oynamaya sıcak bakar mısınız? Yeniden, şöyle sorayım, yeniden tanışmaya hazır mısınız? Güzel bir soru. Evet, olur tabii ki. Değil mi? Bence. Bu arada ben mesela izlerken şundan da çok etkilendim. İşte en başta mesela gazeteci Hakan'ın ana akımdan uzaklaşmış bir gazeteci olduğunu belirtip aslında bir toplumsal hiciv de bulunuyor. Yine aynı şekilde çok da hani magazin figürü olarak adlandırılan bir evet bir oyuncu var. O da kendiyle inanılmaz dalga geçiyor arka planda. Hani çok sığ görülen ya da dışarıdan öyle lanse edilen bir oyuncunun aslında ne kadar derin baktığını hayatta görüyoruz. Böyle onun da şaşırtıcı bir hali var. Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Tekste okurken böyle bir aydınlanma, vay ne güzel yazmışlar falan diye. Ben okuduğum zaman evet Ekin ne kadar güzel yazmış diye düşündüm. Yani çok doğru noktalardan geçiyor. Yani doğru tabii ki göreceli bir şey yani bana göre. Bir şeyden bahsediyorum şu anda ama yani anlattığı şekil, kurduğu cümleler, verdiği mesajlar benim çok hoşuma gitti. Ve evet güzel bir senaryo ve şu anda yaşadığımız dünya içerisindeki bir sürü şeye dokunan bir senaryo. Yani bu iki insan aralarında konuşurlarken bir sürü şeyin altını kaldırıp havalandırıp böyle pat pat vurup tekrar yerine koyuyorlar. O yüzden güzel yani. Özellikle Manolya'nın saptamaları çok güzel. Yani gazeteci resmen ders veriyor. Yani bayağı bir adamı alıp duvara vuruyor kafasını. O açıdan magazinle ilgili de çok güzel eleştiriler var. O taraf da beni ilgilendirdi biraz gerçekten. Hani aslında dışarıdan farklı yansıtılıyor ama çok bilgili bir kadın aslında. Bu açıdan böyle sizi çok çarpan bir diyalog oldu mu aklınızda kalan? Bir baktım bayağı metin ezberlemişsiniz. Aklınızda kalan bir şey oldu mu diye. Yani bu çok zor bir soru. Şöyle çünkü çok iyi bir senaryo bence. Hiç boş diyaloğun olmadığı bir senaryo. Uyar aslında özgün bir senaryo gibi. Yani evet özgün bir senaryoya dönüşmüş. Aslında fikir uyarlama ama Ekin sonra onu tamamen özgün bir senaryoya dönüştürmüş. O yüzden direkt uyarlama diyemeyeceğim. Evet. Bu aslında bize hani oyuncudan, gazeteciden çıktığınızda dışarıdan gördüğümüz ve ön yargılı davrandığımız kişilerin aslında içini bilmeden, derinliğini bilmeden hemen bir ön yargı yüklüyoruz ya onlara. Bu böyle biridir kesin. Aslında öyle değil, hepimiz farklıyız. Ama hepimiz hala birbirimize karşı ön yargılıyız. Bunu bilmemize rağmen ve bundan kendimize yapıldığı zaman hoşlanmamamıza rağmen. Sizin etkilendiğiniz bir diyalog oldu mu aklınızda kalan? Gerçi üzerinden siz yeni bir işe de başladınız bu arada. Evet. Yani tamamı öyle. Güzeldi. Şunu söyleyebilirim. Hani şeyi düşündüm. Evet ne kadar doğru şeyler söylüyor ki bunların çoğunu sonuçta hani ben gazeteci değilim. Ben de oyuncuyum.
Sonuçta insanlar senelerdir bizi izliyorlar. Bizi ve bir sürü arkadaşımızı. Özellikle işleri başarılı olan, iyi oyuncu olan bir sürü arkadaşımızın uzun bir serüveni var. Ve bizi izleyen herkesin de bizimle ilgili bir fikri var. Bizi hiç tanımadan fikirleri var. Yani gerçekten hiç tanımadan. Ve biz tabii açık saha olduğumuz için herkes istediğini söyleyebiliyor, top atabiliyor. Ondan sonra istediği hükümde bulunabiliyor. O konuya da değiniyor. O açıdan da güzeldi. Yani çünkü sen nasıl bir insansın, oynadığın karakter dışında neden hoşlanıyorsun, nereden geliyorsun? Bununla ilgili kimsenin bir fikri yok ki. Peki sette böyle çok en zorlandığımız sahne dediğiniz bir şey oldu mu? Ya da çok böyle iz bırakan sizde, böyle geriye dönüp baktığınızda? Hepsi. Belki. Bence hepsi öyleydi. Çünkü mesela hani bu tek bir gecede geçen bir iş. Biz hani tabii ki biz bunu günlere böldük yani sonuçta. Aynı günde çekmedik hepsini. O gün mesela çekeceğimiz bölümünü çekebilmek için kamera orada hazırken biz 5 dakika 10 dakika öncesinden başlıyorduk oynamaya. Tekrardan oradan alıyoruz. Oradan bir duyguyla geliyoruz. Bir önceki günden oynamaya başlıyoruz. Bir önceki günden oynuyoruz. Onu buraya geliyoruz tekrar. Çünkü... Fakat başka bir duyguyla geliyor oluyoruz mesela. Çünkü orada... Çünkü sahne atlamıyor ya. Hepsi bir gecede geçiyor ve süreklilik arz eden bir iş. Dolayısıyla hiç kopukluk olmaması gerekiyor ve en zor kısmı da oydu zaten. Devamlılığı çünkü bir şey oynuyorsun, gece saat 2'ye kadar oynuyorsun, ondan sonra hadi eve gidiyorsun, yatıyorsun, gün bir sürü şey yaşıyorsun, geliyorsun sete aynı yerden aynı duyguyla devam etmen gerekiyor. Ve bu yaptığın bir şey olmamalı. Bu insiyaki görünmeli. Bu aynen. O sırada oluyormuş gibi görünmeli. O tekrar başlanılıyorsun. Biz böyle çocuk gibi Halit'le böyle oynuyoruz. Zeynep'in gelişinden anlıyorduk olmuş olmamış. Tabii. Olmamış. Olmamış hazırlan bir şey diyecek. Ne diyecek falan diye böyle. Olmuş. Evet. Tamam. Zorladığı anlar oldu mu Zeynep? Çünkü duyguyu çıkarana kadar hep zorlar. Aha, böyle sinirlerinizi bozan anlar oldu mu? Hani böyle çok fazla. Sinirimiz bozulmadı. Keyifle çalıştık. Yani çok. Daha da çok terlediğimiz, çok yorulduğumuz zaman oldu. Çok uğraştık. Ama moralimizin bozulduğu zaman moral olduğu, bozukluğu ama bu sinir bozukluğu değil yani çıkmıyor, olmuyor, işte o gün bıraktığımız yerden alamamışız ve oraya kadar uğraşıyoruz ve hepimiz bununla uğraşmak istiyoruz zaten, onun için orada toplanmışız. Bunun bilincinde olunca o işi iyi yapmak isteyen insanlar bir araya geldiği zaman önemli olan şey bu, çünkü yani hadi yapalım da geçsin değil de oradaki herkes, o setteki herkes evet biz bu işi iyi yapmak istiyoruz bilincinde olduğunda orada geçirdiğin süreçte de o zorlanma bir öf hadi sinir bozukluğuna gitmiyor. Yani evet kendi işte zorluyorsun, kendi moralin bozuluyor ama zaten onun için oradasın, onu yapmak için oradasın. Nieuw Panorama Mascara van L'Oréal Paris. Korte en lange borstelhaartjes voor intens volume en lengte. Anlamayacağınız bir anı kaldı mı setten size? 17 gün. Bir günü 17 günde anlattınız. Bir şey falan vardı. Bizim müziklerimiz vardı. Ben düşünce mesela beni enerjimi yükseltmek için... Zeynep'in öyle şifreleri vardı. Evet. Pıt, mesela Halet'inki hop onun müziği müzik. Falan. Zeynep bize müzikler bulmuştu. Şey, yerli mi? Yerli mi? Yabancı mı? Ona yazın da. Yerli de var yabancı. Psikolojinize göre. Aynı dizdeki gibi. Evet. Yerli de var, yabancı da var yani. Böyle güzel, o Zeynep çok güzel ortamın enerjisini elinde tutabilen ve bunu aynen, idare edebilen yani. Ve onu yönetebilen bir insan. Bütün i̇şte ortamın yönetmen, enerjisini yönetiyor. Tamamen yani. Her şeyle yani senin oyuncu olarak duygunu da yönetiyor, senin oyuncu olarak oraya odaklanmanı da, konsantrasyonu da yönetiyor. Karakterlerin hareketlerini dönüş, yani içsel hareketlerden bahsediyorum, onu da yönetiyor. Süper olmuş. Gerçekten emeğinize sağlık. Peki genelde dev isimler buluştuğu zaman beklenti çok yükseliyor. Bu dizinin sizce seyirciye vaat ettiği şey ne? Bence herkes bu dizinin ilk bölümüne bir şans verip bir izlemeli. Ki hani zaten ana akımdaki herhangi bir dizinin neredeyse yarısı kadar bir süresi var. 30'ar dakika, 4 bölüm. 4 bölüm. Ondan sonra fırt diye bitecek ve bence hani ben şimdi tamamını izledim. Eğer başkası çekmiş olsaydı keşke ben çekseydim derdim. Keşke ben oynasaydım derdim içinde. Öyle keyifli bir iş. Umarım herkes de sever yani. Süper. Peki diziden siz... Ben şey diyeceğim yani hani orada bir evet bir sürü hareket içinde, bir sürü olay içinde hiçbir şey olmuyor. Ama bir sürü şey oluyor ve bir konu var aslında. Bence o konuya dahil olsunlar. Kesinlikle. Yani bizimle o geceyi bir geçirsinler. Evet. Bir de yerli bir yapım gibi değil, bambaşka bir noktaya taşınmış projenin içeriği vesaire. Ben aşırı... Ne kadar övdünüz. Büyülendim.
Hayır, mesela sokakta bir sahne var ya, Türkiye'de çekilmiş gibi değil gerçekten, böyle bambaşka böyle bir ortamda çekilmiş gibi, çok şık, çok lüks. Restorandaki sahne çok şık, böyle bambaşka bir yer. Hani ben çok etkilendim gerçekten, emeğinize sağlık. Peki diziden yola çıkarak sorayım, Açık Kanal'da yeni bir iş planınız var mı? Bunu sormazsam döver fanlar beni çünkü herkes televizyon... Henüz yok böyle bir plan. Hani televizyona bir mesafe var mı peki, yoksa uygun bir şey çıkması halinde mi dahil olursunuz? Kim bilir? Aynen, öyle bir, yani bir karar hani... yok. Yani benim için de yok. Şu an çalıştığım bir başka iş var benim, ondan sonra o da dijital platformlardan bir tanesine. Ama onun dışında hani göreceğiz. Ne olacağını belli değil yani. Peki fanlar birkaç şey sormuş sosyal medyadan. Çok hızlı onları da soruyorum. Diyorlar ki bir insanla sadece bir akşam geçirerek ona ömür boyu aşık olmak mümkün mü? Aşk ömür boyu sürer mi? Onu bilemiyorum. Ama bir insanla bir akşam geçirerek bir ömür birlikte olmayı isteyebilirsin. Evet. Çok güzel. Sizin için? Aynı fikirdeyim. Katılıyorum partnerim. Peki, geçmişe bakıp hayatımın projesi, iyi ki oynamışım dediğiniz iş hangisi oldu? Şimdi burada mı söyleyelim? Her birinin ayrı tadı var benim için. Pardon, ben bile dörtlüğe geliyorum. Bence öyle çünkü her birinin karakteri de farklı. Bir sürü iş yaptık. İşte geçenlerde bir programa katıldık Tuğba'yla. 60 tane iş sıraladılar ikimizin ortak yaptığı. Böyle ortak yaptığımız değil, hani ayrı ayrı. Bayağı bir iş çekmişiz değil mi Tuğba? Evet. Sen ayırabilir misin? Ve onları? Ortak olarak da 3 tane işimiz varmış bizim bu dahil. Onu da farkındayız. Onu da orada bir tanesini farkındı. Biliyorduk ama. Babam yolunda da biz ikimiz de oynamışız. Aa evet, doğru. Doğru. Aa süpermiş. Harika. Tuğba'm size şey sormuşlar. Melekleriyle Paris'te ne kadar yaşayacak? Daha bir plan var mı? Yok. Bilmiyorum. Siz zaten bir ayağınız Londra'da artık, çocukların eğitimi vesaire. Evet, biz ikiye böldük gibi. Hem orada hem buradayız. Hı-hı. Karı koca. Aile, 5 kişilik ailemizle. Süper. Bir anda o da değil mi? Hani bir anda şaşırdık işte, Bergüzar Hanım diziye başlayacaktı, hamile diye erteledi falan. Bir anda böyle çok güzel oldu gerçekten aile. Bizim için de sürpriz oldu ve çok müthiş bir şeydi yani. Hı-hı. Süper, harika. Tuba büyük üstünün senaryoları olduğunu biliyoruz diyorlar ve var mı bir gün hayata geçireceği ya da yakın zamanda çekmek istediği? Çünkü bu ara çok fazla oyuncular film ve dizilerini kendileri yapmaya başladılar. Benim hep her şeyim yarım. Şeyi de sonra işte sergi açacak mısın? Evet, resim. Resimlerim de yarım, hikayelerim de yarım. Dolayısıyla günün birinde tamamlayabilirsem. Hı-hı. Bir şeyleri. Belki yarım evet. Resimler sergisi açarsın. Onu düşündüm biliyor musun? Düşündüm ama. O da yok. Onu bile hazır. O da yok. O da yok. Sizin özellikle sesinizin güzel olduğu malum. Acaba bir albüm yapacak mı diye sormuşlar. Yok, hiç öyle bir fikrim yok. Genel olarak bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ekstra eklemek istediğiniz, diziyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa onunla kapatalım konuştuk isterseniz. Konuştuk galiba. Evet. Sağ teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok tatlıydı. Teşekkürler.